Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarımızda hedeflerden bahsetmiştik, bilişsel alan hedefleri, duyuşsal alan hedefleri ve Devinişsel yani psikomotor alan hedeflerinden bahsetmiştik. Şimdi içeriye geçiyoruz. İçerik nedir? Ne öğretelim sorusuna cevap veriyor. Yani biz hedefi belirledik ama hedefi kazandırabilmek için bizim içeriğimiz ne olmalı? Buna bakacağız arkadaşlar. Hedefin e, uygulanabilirliği için gerekli olan işte materyale biz içerik diyoruz arkadaşlar. Yani bizim amacımıza ulaşmak için öğretilecek konulara biz ne diyoruz? İçerik diyoruz. İçeriğin özellikleri nelerdir? Bir kere hedefe uygun olmalıdır. Mesela gittik işte hücre ile ilgili bir hedef yazdık. Bunun içerisine getir fotosentezi ilgili bir içeri koyarsak olmaz değil mi? O yüzden hedefe uygun olmalı. Öğrenciye uygun olmalı. Mesela bir 9. sınıf öğrencisine protein sentezini anlatamazsınız. 12. sınıf öğrencileri bile zor öğreniyor. Dolayısıyla arkadaşlar öğrenciye uygun olmalı demek. Öğrencinin e, hazır bulunuşluğuna işte yaşına göre olmalı. Bundan bahsediyoruz. Bilimsel ve güncel olmalı yani güncel bir bilgiyi öğretmemiz gerekiyor. Mesela e, eski hipotezleri, eski teorileri tabii ki öğretmememiz gerekiyor arkadaşlar. Aşamalılık ve ön koşulluluk. Şimdi aşamalılık şöyle. İçeriğin basitten karmaşa doğru, bilinenden bilinmeyene doğru, somuttan soyuta doğru düzenlenmesi. Aşamalılık bu. Ön koşulluluk ise şöyledir. Yeni oluşturulacak bilginin üzerine temel oluşturmaktır. Yani şöyle düşünün. Mesela ben Diyelim ki fotosentezi anlatıyorum ama fotosentezin çocuğun anlaması için kloroplastın yapısını bilmesi lazım. Bu ön koşulluluktur. Benim o kloroplastı anlatmam fotosentez için ön koşulluluk taşıyan bir konudur arkadaşlar. Basitten karmaşa dedik. Mesela ne yaparsınız? İlk önce canların ortak özelliklerini veririz değil mi? Daha sonra hücreyi veririz. Daha sonra işte ee, hücreden sonra hangi konu geliyordu? Sınıflandırmayı veririz. Mesela hücreyi anlattıktan sonra 10. sınıfta neyi veriyoruz? Hücre bölünmelerini veriyoruz. Bu şekilde mesela mayoz bölünmeyi bildikten sonra kalıtıma başlıyoruz. Yani bunlar nedir? Hepsi aşamalılık, basitten karmaşa, bilinenden bilinmeye, bilinmeyene şeklinde gidiyor. Vardama ve yordama yani arkadaşlar bizim ilerideki hedeflere veya işte kazanımlara uygun olarak Neler öğretebileceğimizi, öğrencide oluşabilecek bilgileri yordamamız, vardamamız lazım. Yani onlara karşı bir e, öngörüşlülük diyebiliriz aslında. Öngörüşlü olmamız lazım, ileri görüşlü olmamız gerekiyor. Kaynaşıklılık, bu da içeriğin ve etkinliklerin birbiriyle ilişkili olmasıdır tabii ki. Mesela bir etkinlik öğretiyorsak bu etkinliğin anlattığımız içerikle ilişkili olması gerekiyor. Kapsama arkadaşlar, kapsama da şöyle... İçerikle ilgili bilgilerin birbirini birbirine ilişkilendirilerek verilmesi. Yani şöyle düşünün mesela 10. sınıfta popülasyon ekolojisini anlatıyoruz değil mi? 11. sınıfta komünite ekolojisini. Komünite popülasyonu ne yapıyor? Kapsıyor. Ayrıca arkadaşlar ikisi birbiriyle ilişkilidir. Hani bu şekilde ilişkilendirerek veririz. Kapsamayı içerir. Soyutluk. Soyutluk da şöyledir. Şimdi içeriğimiz belli. Bunun ana bir teması olması lazım. Mesela ben organelleri anlatıyorum. Organelleri anlattım, hücre zarını anlattım, hücre zarından madde geçişlerini anlattım, endosimbiyoz hipotezini anlattım. Ne oldu? Bunların hepsi hangi tema içerisinde? Hücre teması içerisinde. Dolayısıyla ana temaya bir soyutluk diyoruz. Güvenirlik, içeriğin tutarlı olması gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Yani ee, işte doğruluğu kanıtlanmamış olan içerikler vermememiz gerekiyor veya işte çocuğa uygun olmayan içerikler vermememiz gerekiyor tutarlı olması gerekiyor mesela bir ara şey vardı şu kloroplastın içerisinde bulunan tilakoidler var ya tilakoidlerin her birine bir ara şey diyorlardı işte her birine grana denilir bazı kaynaklarda ben TTYT anlattığım zamanlarda bazı kaynaklar o tilakoidlere grana demiş bazı kaynaklar kaynaklar tilakoit deyip tamamına grana demiş. Normalde doğru olan nedir? Her birine tilakoit diyoruz. Etrafında bulunan zar da tilakoit zar'dır. Tamamına grana ya da granum diyoruz. Dolayısıyla buradaki güvenirlik dediğimiz olay nedir? İçeriğin tutarlı olmasıdır. Yani her kaynakta aynı olması gerekiyor alıştırma alıştırmada zaten içeriği anlattıktan sonra onunla ilgili alıştırmalar yapmaktır arkadaşlar yani içeriği daha da kolay anlaşılır hale getirmektir alıştırma şimdi gelelim içerik düzenleme yaklaşımlarına birkaç tane yaklaşım anlatacağım burada size bunlar program geliştirme konusunda da dersinde de anlatılıyor tabii ki ben içlerinden birkaç tanesini seçtim birincisi doğrusal tasarım arkadaşlar doğrusal tasarımı Taba Tyler vardı. İki tane bilim insanı vardı. Taba ve Tyler. Bunlar ayrı ayrı yapmışlardı. Sonra ikisi birleştirmişlerdi Taba Tyler olarak. Biz buradan Tyler'ınkini anlatacağız. Tyler'ınki diyor ki yaş, gelişim ve hazır bulunuşluğa göre aşamalı, ön koşullu ve sıralı bir şekilde içeriğin verilmesi gerekiyor diyor. Tyler diyor doğrusal yaklaşımda. İçerik bir kere ve soyut olarak verilir diyor. İçerik ezbere verilir diyor. Nesnel bilgilerin öğretiminde kullanılır doğrusal yaklaşım. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki fotosentezi anlatıyoruz, değil mi? Fotosentezi sen ezbere anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Eğer bunu bu şekilde anlatıyorsan doğrusal tasarımı anlatıyorsun demektir. Bu bu şekilde. Gelelim sarmal tasarıma. Sarmal tasarımda yatay boyutta giderek zorlaşıyor ve soyutlaşıyor. Dikey boyutta ise giderek kaynaşıklaşıyor arkadaşlar. Yeni konular önceden öğrenilmiş konuların üzerine kuruluyor. Mesela sarmal tasarım şeyde ekoloji konusunda çok görülür bizlerde bizim alanımızda ekolojide görülür. Ekolojide 10. sınıfta dediğim gibi popülasyon ekolojisini veriyoruz. 11. sınıfta da komünite ekolojisini. 12. Son, sınıfın son konusu da şeydir canlılar ve çevredir. Yani çevrenin nasıl korunabileceği ile ilgili şeyler verilir orada da. Yani aslında her alanda var. 9. sınıfta da vardı hatırlamıyorsam. Bir giriş yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama şu an hani bir birkaç senedir uzak olduğum için yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama 10. sınıfta popülasyon ekolojisini verip 11. sınıfta komünite ekolojisi, 12. sınıfta canlılar ve çevre deyip toparlamak nedir? Sarmal tasarım uygundur. Özellikle biyolojide arkadaşlar ekolojide de örnek verdiğim gibi biyolojide sarmal tasarım kullanılıyor. Mesela hücreyi anlatıyoruz değil mi? Hücreyi anlattıktan sonra hücre bölünmelerini anlatıyoruz. Hücre bölünmelerinden mayozu anlattıktan sonra kalıtımı anlatıyoruz. Yani bu şekilde bizler sarmal tasarımı kullanarak gidiyoruz Aslında modüler tasarı modüler tasarım bu da şöyle Mesela e, eskiden vardı hala var modül modül kitaplar böyle içerik öbeklere ve ünitelere ayrılıyor Mesela benim çalıştığım özel okulda vardı arkadaşlar her ay bir modül veriliyordu e, ünitelere ayrılmış şekilde her öbekte kendi arasında yani her ünite kendi arasında ardışıklandırılıyor genelde de hizmet hizmetçi eğitimde kullanılıyor ama modüler tasarımı şeyde de e, ünitelere ayırarak işte benim çalıştığım okulda her ay bir kitap veriyordu öğrencilere ve modüler tasarım şeklinde anlatılıyordu o konular dolayısıyla bu şekilde anlatımda vardır piramitsel tasarım vardır arkadaşlar bu da Sisteme gelmeden önce uzmanlaşma bellidir burada piramitsel tasarımda. Tek alanda uzmanlık sağlanıyor. Katıdır ve esnetilemez. Yani piramitsel tasarım şöyle. Mesela siz ortak dersleri alıyorsunuz burada. Ortak dersleri aldıktan sonra sizin hangi alanda uzmanlaşacağınız bellidir. Yani ortak dersleri aldınız. Buraya tepeye çıkarken hangi alanda uzmanlaşacağınız bellidir. Mesela kardiyolojide uzmanlaşacaksınız. Bunun sonrasında değiştiremezsiniz. Katıdır bu esnetilemez. Bir de çekirdek tasarım var. Çekirdek tasarım daha esnektir. E, Premisel tasarıma göre ve birkaç kere de soruldu çekirdek tasarım. Yine aynı şekilde ortak dersler var. Mesela mühendislik fakültesini düşünün. Mühendislik fakültelerinde e, bu makine mühendisliği, elektrik, inşaat mühendisliği falan var ya onlardan bahsediyorum. Mesela burada ortak konular var. Bu konuları alıyorlar bu dersleri daha sonra alanını belirliyor. Diyor ki ben mesela elektrikte uzmanlaşacağım. Ben makinede, ben de işte inşaatta uzmanlaşacağım diyor. Bu şekilde sonradan seçebiliyor çekirdek tasarımda ama piramidal tasarımda en baştan hangisinin olacağı bellidir arkadaşlar piramidal tasarım. Konu ağı proje tasarımı. Bu da John Dewey tarafından üretilen bir tasarımdır. Arkadaşlar içeriği oluşturulacak konular birbiriyle ilişkilendiriliyor ve projeler şeklinde düzenleniyor. Bunu esas alıyor kunal proje tasarımı. Konular harita şeklinde çıkartılıyor. Ne zaman, nerede olman gerektiği bildiriliyor. Hani çok böyle kullanılabilecek bir tasarım değil açıkçası bizim okullarımızda. Mesela çekirdek tasarımı anlattım değil mi? Çekirdek tasarım az önce anlattığım gibi belli e, dersleri ortak olarak alıyorsunuz sisteme giriyorsunuz sonrasında uzmanlaşıyorsunuz tıp fakültesi mühendislik fakülteleri mesela mühendislik fakülteleri şeyi kullanıyor e, piramitsel tasarımı kullanıyor. Ben burada örnek olarak verdim ama mühendislik fakültelerine girdiğiniz zaman mesela siz direkt makine mühendisliğini kazanıyorsunuz. Piramitsel tasarımdır, baştan bellidir. Sonradan katıdır, esnetemiyorsun. Yani ben makineye geçeceğim diyemiyorsun elektrikten mesela. Ama çekirdek tasarımda öyle değil. Birinci sene ders alıyorsun. Bir ya da iki sene ortak olarak alıyorsun. Daha sonra alanını seçiyorsun. Tıp fakültesinde olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde alan belirleniyor. Sorgulama merkezli tasarıma bakalım. Burada da yine John Dewey tarafından üretilmiş bir tasarım. Şimdi sorun ya da gereksinimler bulunuyor. Bu en esnek tasarımdır arkadaşlar ve öğretmen içeriği öğrencinin eksiklerine göre düzenliyor. Aslında e, esnek bir tasarım olduğu için hani her öğrenciye ayrı ayrı uygulamak gerekiyor o yüzden de çok da kullanılabilecek bir tasarım değil. Nasıl olur? Özel ders veren öğretmenlerimiz falan bunu kullanabilir ama normal okullarımızda çok kullanabilecek bir yöntem değil. Şimdi biz nasıl öğretelimi, yani ne öğretelimi, yani içerikleri anlattık. Şöyle içerik dedik, konular dedik anlattık. Şimdi geliyoruz 3 diyoruz arkadaşlar. Öğrenme öğretme durumları yani nasıl öğretelim? Nasıl öğreteleme başlayalım? Şimdi Derse başlamadan önce giriş etkinliklerimiz var değil mi bizim? Giriş etkinliklerimizi vereceğiz. Nedir bunlar? Dikkat, dikkat çekme. Mesela elinizde bir broşürle veya işte elinizde bir maketle. Bizlerde daha çok maketler ilgi çekiyor. İşte şu iç organları olduğu maketler veya işte bir iskelet maketi olabilir. Dikkat çekme bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra hazır bulunuşluğu belirleme. Hazır bulunuşluğu belirliyoruz. Mesela birkaç soru sorarak öğrenciler bu dersi önceki dersi anlamışlar mı? Yeni dersi yeni anlatacağımız konuyu anlatmaya uygunlar mı? Buna bakıyoruz. Sonra hedeften haberdar ediyoruz arkadaşlar. Yani bugün size bu konuyu anlatacağız diyoruz. İşte bu konu sonucunda da sizde böyle böyle durumların oluşmasını bekliyoruz diyoruz. Bu hedeften haberdar etmedir. Sonra da güdüleme yani motive etmeye başlıyoruz. Hani bunu öğrendikten sonra günlük hayatınızda kullanabilirsiniz dediğiniz zaman zaten güdülenmiş oluyorlar normal olarak. Yani öğrencilerin en çok şey diye sorduğu sor, soru bu. Diyor ki bu bizim hayatımızda ne işe yarayacak? Yani en çok bunu soruyorlar. Bizim anlattığımız konular da aslında hani birçoğu özellikle ben dediğim gibi 11. sınıf konularını çok seviyorum sistemler konularını. Ee, kendi vücudumuzu anlatıyoruz diyorsun hani hastalıklardan haberdar oluyorsun. Yarın bir gün sana bir şey olursa Allah korusun veya etrafındaki bir kişiye bir şey olduğu zaman onunla ilgili en azından bilgi sahibi oluyorsun dediğin zaman zaten öğrenci ne yapıyor güdülenmiş oluyor. Sonra da gelişme etkinliklerine bakalım. Arkadaşlar girişten bahsettik. Girişte bunları yaparak ne yapıyoruz? Öğrenciyi güdülüyoruz en son. Ondan sonra gelişme etkinlikleri. Giriş gelişme ve sonuç diyeceğiz ya. Nedir bunlar? Pekiştireç, dönüt ve düzeltme. Yani ne yapacağız? Bir soru soracağız öğrenciye. O soruyla ilgili bir pekiştireç vereceğiz. Daha sonra ona dönüt yani geri bildirim vereceğiz. Eğer bir yanlışlık varsa onu da düzelteceğiz. Giriş, e, gelişme etkinlikleri de bu şekildedir. Şimdi gelelim öğrenme, öğretme, teori, strateji, yöntem ve tekniklerine. Yani biz ÖYT dersine geldik aslında. Öğretim yöntem ve tekniklerine geldik arkadaşlar. Ve olarak yapılandırmacılıktan bahsedeceğiz. Dediğim gibi ben bir eğitim bilimleri hocası gibi anlatamayabilirim. Hani bunlar da benim ee, çok iyi bildiğim konular değil sadece sizin daha iyi anlayabilmeniz için daha böyle basit cümlelerle anlatmaya çalışıyorum Şimdi yapılandırmacılığa bakalım ilk olarak Arkadaşlar yapılandırmacılıkta şöyle bir olay var Öğrencinin bilgisini mevcut bilgi ve deneyimleri ışığında yapılandırmasıdır Nasıl yapıyoruz peki bunu? Öğrenme problemlerin çözümünde bilginin uygulanmasıyla gerçekleşir. Mesela matematik dersinde görülür bu. Bir konu anlatırsınız. Mesela denklemler. Bir bilinmeyenli denklemleri anlatıyoruz. Bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili bir örnek soru çözüyoruz. Daha sonra onu ne yapıyor? Yeni yeni sorulara e, ekliyor, yapabiliyor. Mesela iki bilinmeyenli denklemleri de o yöntemlere uygun olarak veya kendi yöntemlerini geliştirerek çözebiliyor. Bu nedir? Yapılandırmacılıktır. Mesela bizde de kalıtımda o geçerlidir. Mono ibrik çaprazlamayı öğretiyoruz mesela. öğrenci di ibrik çaprazlamayı da buna uyarlayarak yapabiliyor. Bu nedir? Yapılandırmacılıktır. Öğrenmesinde ön bilgiler önemlidir. Ön bilgileri mutlaka olması gerekiyor. Eğer bir öğrenci ön bilgiye sahip değilse sizin anlattığınız o konuyu anlamaz. Bilginin yapılandırılmasında öğretmen rehberdir arkadaşlar ve başkalarıyla iletişim kurmak zorundadır. Bu şekilde öğrenme gerçekleşiyor şimdi yapılandırmacı da teoriye dayalı öğretim modellerine bakacağız İlk önce öğrenme halkasından bahsedeceğiz arkadaşlar burada en çok sorulan 5e modelidir 5e modeline Lütfen dikkat edin sonrasında 7e modelini de anlatacağım bu e, videoyu burada bitireceğim daha sonra öğretim strateji yöntem ve tekniklerine devam ederiz bakalım şimdi Yapılandırmacılıkla ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Öğrenme halkası Arkadaşlar bunun temelini Piaget kurmuştur Zihinsel gelişime yapılandırmacılık yaklaşımını e, oluşturmaktadır bu Temelini oluşturuyor e, Öğrencinin öğrenmede aktif bir konumda olması gerektiğini savunuyor bu yapılandırmacı yaklaşım Ve bireyin yaşadığı deneyim ve tecrübeler sonucunda da yeni bilgiyi kendisinde var olan eski bilgiyle ilişkilendirmesini istiyor aslında. Öğrenme halkasını bu şekilde kullanmış. Genelde de fen öğretiminde kullanılıyor. Yani biyolojide de kullanılabilir. Öğrenci merkezlidir. Problem çözmeye dayanan bir öğretim modelidir. Zaten Piaget'in savunduğu görüş öğrencinin öğretmenden daha çok aktif olmasıdır. Keşfetmeye bakıyoruz. Şimdi basamaklarına bakalım. Keşfetme arkadaşlar. 3E modeli dememizin sebebi İngilizce karşılıkları E ile başladığı için keşfetme basamağında öğrenci ne yapıyor? Araştırma aşamasındadır. Minimum düzeyde yardım alıyorlar burada arkadaşlar. Keşfediyorlar. Kendi yöntemlerini kullanıyorlar ve yeni bir durumu, yeni fikirleri, materyalleri araştırıp inceliyorlar. Kendi fikirlerini analiz ediyorlar ve sebeplerini ifade ediyorlar arkadaşlar keşfetme basamağında. Daha sonra kavram tanımı yapacak. Kavram tanımında da araştırma esnasında keşfettiği örneklerle ilgili kavramların kullanıldığı basamağı anlatıyoruz burada. Ee, mesela diyelim ki bir örnek keşfetti, bununla ilgili bir kavram kullanacak arkadaşlar. Bu kavram tanıtımı basamağıdır. Mesela bu basamakta kavramlar e, öğretmen tarafından bir film ya da bir kitapla öğrenciye sunuluyor. Keşfetme basamağıyla doğrudan bağlantılı bir basamaktır. Şimdi keşfetmeyi öğrenci yapıyor öğretmen de kavram tanıtımını yapabilir arkadaşlar. Burada keşfetme basamağında yeni bir materyal ve fikir üzerine arkadaşıyla etkileşimde olurlar. Kavram basamağında ise arkadaşlar kavram tanıtımı basamağında ise kavramı öğretmen yardımıyla organize ederler. Yani biz ilk önce öğrenciyi bir serbest bırakıyoruz kendisi bakalım keşfedecek mi nasıl keşfedecek diye. O keşfettikten sonra onun keşfettiği tanımı biz veriyoruz. Mesela diyelim ki fotosentezi anlatmadan önce bir deney yaptırırız. Yaptırdığımız deney sonucunda mesela elodea bitkisi suda yaşayan bir bitki değil mi? Suyun içerisine koyarsınız işte uygun bir ışık verirsiniz ve uygun ışık verdiğimiz zaman belirli bir süre beklendiğinde tabii ki bu zaman alan bir süreçtir. Belirli bir süre beklendiğinde suyun içerisine baloncukların neden oluştuğunu sorarsınız. Bunu öğrenci yeni fikirler ortaya koyarak tanımlamaya çalışır. Daha sonra biz bu tanımların doğruluğunu ya da yanlışlığını kavram tanıtımı basamağına veririz öğrenciye. Mesela işte fotosentez yapar, bu yüzden işte oksijen üretir, o yüzden de baloncuklar oluşur diyebiliriz. Gelelim en son kavramın uygulanmasına. Burada öğrenci o öğrendiği mevcut bilgiyi başka durumlarda kullanabilmesidir arkadaşlar. Uygulayabilmesidir. Mesela siz fotosentezle ilgili bir deney kurmuştuk ya Elodea bitkisiyle. O mesela gidip farklı bir ışıkta, mesela kırmızı bir ışıkta, mavi bir ışıkta yeni bir deney kurabilir. Bu da nedir? Kavramın uygulanmasını gerektiren bir basamaktır bizim için. Gelelim bu 3E modeliydi. Biz buna ne demiştik? Öğrenme halkası demiştik. Şimdi geliyoruz 5E modeline. 5E modeli daha çok soruluyor. İlk basamağımız girme basamağıdır. Başlangıç basamağıdır arkadaşlar. Burada öğretmen öğrencinin ilgi ve dikkatini çeker girme basamağında. Ee, öğrencilerin önceki fikirlerinin farkına varmaları için ne yapıyorlar? Konu hakkında bildiklerini fark ettirmeye çalışıyor öğretmen Öğrenciler için eğlenceli ve meraklandırıcı bir şekilde derse başlıyor Ve öğrencilere anlatılacak olayın nedenleri hakkında soru soruluyor Mesela şey yapabiliriz ee, Örnek olarak diyelim ki Mesela boşaltım sistemini anlatacağız Önceki öğrenmelerini ortaya çıkarmak için bazı sorular soruyoruz Sonrasında boşaltım sistemi ile ilgili neler bildiklerini sorabiliriz. Sonuçta bunlar daha önceden bununla ilgili bir şey biliyorlar. Dolayısıyla bu nedir? Girme basamağıdır. Öğrenci de merak uyandırmamız lazım burada. Daha sonra keşfetme basamağı başlıyor. Arkadaşlar bu da ikinci basamağımızdır bizim. Öğrenciler grup çalışması yapıyorlar. Öğretmenin yönlendirebileceği bir bilgisayar, video ya da kütüphane ortamında çalışarak sorunu çözmek için düşünce üretiyorlar keşfetme basamağında. Burada öğret, öğretmen öğrencilere rehber gibi davranıyor. Ancak çözülmesi beklenen sorunların yanıtlarını bulmaları için e, öğrencilerin keşfetmesine izin veriyor arkadaşlar. Yani gerekli süreyi veriyor burada. Hani öğrenci şey yapmıyor sıkıştırmıyor hadi bulun hadi bulun gibi. Öğrenciyi yeterince serbest bırakıyor keşfetme basamağında. Burada öğrenci iş yapıyor. Sonra açıklama basamağı. Bu üçüncü basamağımız. Öğrenci açıklama yapıyor. Öğretmen rehberdir burada. Yine ilk olarak gruplar elde ettiklerini, tartışacakları bir sınıf tartışması yapıyorlar. Öğretmen de öğrencileri dinliyor arkadaşlar ve konular arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor açıklama basamağında. Sonra geliyoruz derinleştirme basamağına. Derinleştirme basamağında ise öğrenciler kazandıkları bilgiyi, problemi yeni olaylara ve yeni problemlere uyarlıyorlar. Bu sayede ne yapıyorlar? Zihinlerinde daha önce var olmayan yeri kavramları öğrenmiş oluyorlar. Öğrenciler yeni öğrendikleri bilgileri, terimleri ve tanımları kullanmaları ve yeni durumlarda öğrendiklerini sergilemeleri yönünde teşvik ediliyor. Şöyle düşünün mesela bir atasözü var diyelim ki bu atasözünün ne anlama geldiğini siz açıkladınız ve öğrenciye bununla ilgili bir kompozisyon yazmasını istediniz. İşte bu derinleştirmedir. Çünkü yeni bir şey üretmesini istiyorsunuz. Yeni durumlara kullanmasını istiyorsunuz. Gelelim 5. basamağımız. Son basamağımız değerlendirme basamağıdır. Arkadaşlar bu artık son basamak olduğu için öğrenci öğrendiği konuyla ilgili yansıtma yapacak. Yani ne yapacak? Öğrendiği konuyu anlatacak. Veya işte e, öğrendiği konuyu başka bir şey uyarlayacak Burada öğrendiği kavramları, becerileri öğrenmede kendi gelişimlerini değerlendirecekler Yani öğrenci kendini değerlendirecek aslında Öğretmen öğrencilerini problem çözerken izleyebilir ya da onlara açık uçlu sorular sorabilir Burada arkadaşlar 5 modelinde tamamen bakın nedir bu? öğrencinin aktif olduğu, öğretmenin daha çok rehber gibi davrandığı. Aslında tam bir rehber değil ama rehber gibi davrandığı bir modeldir. 5E modeli. Burada bir de 7E modelimiz var. 7E modeli arkadaşlar 5E modelin derinleştirme aşamasını üçe bölmüştür. Mesela başlayalım isterseniz teşvik etme. İlk basamağımız Birinci basamak bu. Bu basamakta öğretmen öğrencilerinin ilgisini çekiyordu değil mi? Teşvik etme basamağı da yine öğrencilerini düşünmeye konuyla ilgili düşünmek için sevk ediyor. Mesela örnek verelim. Öğretmen derse gelirken elinde birkaç tane kan tüpüyle geliyor. Bunlarla ne yapabiliriz gibi bir soru yöneltiyor. Öğrenmiş oldukları bilgileri hatırlamak için öğrencilere kan grupları hakkında ne biliyorsunuz gibi sorular yönetiyor getirmiş olduğu kan ile kan gruplarını nasıl belirleyebiliriz diye soru soruyor. Ve siz kend, e, sen, kendi kan gruplarınızı nasıl belirlersiniz gibi sorular sorabiliyor. Mesela ne yaptı bakın teşvik ettik derse ilgisini çekti. İkinci basamağımız keşfetme basamağı. Burada arkadaşlar keşfetme aynıdır zaten. 5E'deki keşfetme ile aynı öğretmenin sormuş olduğu sorular dahilinde ne yapıyor kan gruplarını belirlemek için öğretmenin rehberliğinde çeşitli deney ve çalışmalar yapıyorlar arkadaşlar burada öğrenciler kan gruplarıyla kan grupları hakkında daha geniş kapsamlı sorular soruyor onları düşünmeye ve yorum yapmaya yöneltiyor öğretmen açıklama basamağına gelelim açıklama basamağında da yine üçüncü basamak burada. Öğrenciler açıklamanın yapmasını bekleniyor. Eğer yapmazlarsa öğretmen çeşitli örneklerle açıklama yapıyor. Burada öğretmenin en aktif olduğu aşamadır açıklama basamağı. Genişletme basamağına geliyoruz arkadaşlar. Genişletme basamağı da öğretmen öğrencilerin bu öğrendiği kavramları, tanımları ve açıklamaları var ya bunları araştırmalarını istiyor ve bunları kullanmalarını istiyor genişletme basamağında adı üstünde konuyu genişletecek yani öğrenci olabildiği kadar araştırma yapacak bunlarla ilgili yeni projeler proje demeyelim de yani yeni sunumlar yapacak mesela ee, yeni sorular sorulacak burada yeni çözüm yolları önerilecek kararlar alınacak ve deneyler tasarlanacak mesela örnek verelim ayraş pozitif kan ihtiyacı duyan bir kişiye her kan grubundan kan verebilir miyiz gibi bir soru sorabilir. Bakın ne yapıyor? Genişletiyor. Önceden kan tüpüyle nasıl deney yapabileceğini soruyordu. Bunu öğrendiler. Şimdi artık yeni soruya geçti. Daha da genişletiyor konuyu. Öğrenciler de önceki bilgilere dayanarak karar alıyorlar ve deneyler yapıyorlar. Öğretmen de ne yapıyor bunları? Teşvik ediyor arkadaşlar öğrencilerini. Geliyoruz kapsamını alma. Bir basamağımız daha. Kaçıncı basamak oldu bu? 4. 5. basamağımız oldu arkadaşlar. Kapsamını alma. Şimdi burada da öğretmen mevcut kavramların diğer alanlarındaki anlamlarını da hatırlatıyor. Karşılaştırıyor ve bu yolla yeni kavramlar oluşturuyor. Mesela örnek verelim. En iyi örneklerle anlıyoruz biz. Annesi A, babası B kan gruplu olan bireylerin sıfır kan gruplu çocuklarının olma olasılığı nedir? Bakın biz ilk önce kendi kan tayinimizi nasıl yapacağımızı sormuştuk. Sonrasında A kan gruplu birine hangi kan grubundan kan verilebileceğini sorduk. Şimdi bu sefer de ne yapıyoruz? Annesi A kan gruplu, babası B kan gruplu olan bir çocuğun sıfır kan gruplu olma ihtimalini sorduk. Bu sayede ne yaptık? Biz matematikle aslında ilişkilendirdik değil mi? Zaten biyolojide tek matematik kullandığımız e, konu kan grupları falan yani kanıtım konusudur. Öğrencilerin matematik kullandığı için daha çok sevdiği konu diyebiliriz. E, mesela bu kan grupları çok sıkıntılı bir konuda. Bir arkadaşımın başına şöyle gelmiş. Kan gruplarını anlatmış. Kan gruplarında mesela AB kan grubuyla B kan gruplu bir bireyin mesela sıfır kan gruplu çocuğu olamaz değil mi? İkisinde de sıfır hallerinin bulunması lazım sıfır kan gruplu çocuğu olması için. Çocuklara demiş hani siz de şey yapın işte ailelerinizin kan grupları soyaşlarını çıkarın falan filan. Çocuğun bile evlatlık olduğunu anlamış bu şekilde. Yani bazen böyle kötü olaylara da şahit olabiliyoruz. Ee, yani çocuğun düşünsenize hani bu yolla kendi evlatlık olduğunu anladığını düşünün. Yani gerçekten hani sıkıntılı bir durummuş. Gelelim. Diğer basamağımız 6. basamağımız değiştirme basamağı. Bu basamakta arkadaşlar ne yapıyor? Öğretmen öğrencilere grup tartışması veriyorlar ve yeni kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaptırıyor. Mesela fikir alışverişi yapmak için şöyle yapıyor öğretmen öğrencilerine. Diyor ki anne eraş negatif baba eraş pozitif iken mi yoksa anne eraş pozitif baba şey pardon bebek eraş negatif iken mi kan uyuşmazlığı görülür. Bu şekilde bir soru yöneltiyor. Öğrencilerin bir grubu anne RH negatif, bebe bebek RH pozitifken, diğeri de arkadaşlar tam tersini savunuyor. Bu sayede aralarında bir fikir alışverişinde bulunuyorlar ve tartışma yapıyorlar burada. Burada fikirlerini bazıları değiştiriyor, bazılarınki de sabit kalıyor. Tabii ki ne zaman olacak? Anne RH negatif, baba RH pozitif olduğunda da görür. Baba ve bebek. Gelelim diğer basamağımız arkadaşlar. Bu artık son basamağımız inceleme yani sınama basamağı. 7. basamak. Öğretmen grup çalışmasını teşvik ediyor öğrencilere. Bu sayede arkadaşlar diyor ki neden bu şekilde düşündün? Bunun için delilin nedir? Yani burada ne yapıyor? Bir sınıyor. Sınav yapıyor aslında. Bunun hakkında ne biliyorsun? şunu nasıl açıklarsın şeklinde açık uçlu sonlar yöneltiyor. Mesela anne eraş negatif, baba, baba ve bebek eraş pozitif olduğunda kan uyuşmazlığı görülür dedik ya. Bunu nasıl açıklarsın diye bir soru yöneltebilir. Bu da inceleme sınama basamağıdır. Son basamağımız. Evet böylece yapılandırmacılık yaklaşımı ile ilgili yöntem teknikleri gördük. Bundan sonra arkadaşlar diğer öğretim strateji yöntem ve tekniklerine bakacağız. Burada sunuş yolu, buluş yolu gibi stratejilere, tekniklere bakacağız. Evet, böylece bu videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.